Ali Botanik'in satmış olduğu salep boyutlarıyla ilgili sizlerle video paylaşmak istedim. Bakınız, gördüğünüz gibi bizim saleplerimiz 3 boy olarak satışa sunulmaktadır. Bu küçük boy dediğimiz, yani mercimek büyüklüğünde olan saleplerimiz, bu birinci boy saleplerimizdir. Daha sonra nohut büyüklüğünde dediğimiz, yani bundan biraz daha büyük olan, bu şekildedir saleplerimiz. Ayrıca bir de fındık büyüklüğünde dediğimiz en iri boy, en iyi kalite olan saleplerimiz vardır ki bunlar toplamda 3 boy olarak satışa sunulmuştur. Biz bu işi dededen toruna 1930 yılından beri Ali Botanik olarak yapmaktayız. Aynı zamanda da markayız. Marka bilincini anlayan müşterilerimiz tabii ki ne demek istediğimizi daha iyi bilirler. Salep yetiştiriciliği öyle zor bir iş değildir. Dünyada en kolay tarım ürünüdür. Yetişen tarım ürünüdür. Bakın, şimdi bunu fazla sulamayacağız. Fazla güneşte tutmayacağız diktikten sonra. Fazla da sıcağa maruz bırakmayacağız ve fazla soğuğa da maruz bırakmayacağız. İşte bu şekilde yaptığımız zaman dediğim gibi salep yetiştiriciliği çok kolay olur ve rahatlıkla da yetiştirilebilir. Evet, şimdi salepi Türkiye'nin her yerinde yetiştiğini söyledik. Mesela Akdeniz bölgesinde üzerine yazın kapatmanıza hiç gerek yok. Dediğim gibi gölge bir yere dikersiniz ya da gölgelik yaparsınız. Mesela Karadeniz bölgesi, soğuk bölgede de kapatmanıza hiç gerek yok. Orada da açık alana dikip hiç gölgelik yapmadan, fazla da güneş görmeden zaten yetiştirebilirsiniz. Soğuk bölgelerde, mesela Erzurum gibi, doğudaki bazı illerimiz gibi, Kars, Ağrı gibi yerlerde, ne bileyim, Malatya, Kayseri gibi, Karadeniz bölgesi de ister. Burada da üzerlerine sera naylonu çekerek bunların tabii koruyabilirsiniz saleplerinizi. Kışın çok soğuktan etkilenir. Yeşil yaprakları sarıya dönebilir. Randıman yarı yarıya düşer ama kurumaz. Bu aynı patates yetiştiriciliğine benzeyen bir yetiştiriciliği olan üründür. Dediğim gibi üzerine 50 santim yüksekliğinde bir sera naylonu ile kışı daha rahat geçirmesi için bir şey yapabilirsiniz. Sera naylonu ile böyle sera gibi bir şey yapabilirsiniz. Ya da 2-3 metre yüksekliğinde bir seranın içine de dikebilirsiniz. Bu kadar basit. Daha sonra zaten bunun dikimi Ağustos ayı içerisinde olup sökümü de Eylül'den sonra fideler çıkmaya başlar. Bu da fideler çıkmaya başlar. Bir dahaki senenin Haziran ayının biri gibi de hasadını yapabilirsiniz. Daha sonra işte bunları elekten geçirip bir karton kutuya koyuyorsunuz. Yine Ağustos ayına kadar ya da Eylül başına kadar bekletip yine tekrar toprağa dikiyorsunuz. Salep yetiştiriciliği ile ilgili bunun dikimini, daha sonra fide halindeki şeklini ve çiçekteki halini ve hasat şeklini videolarla sizinle paylaşacağız. YouTube kanalımıza üye olmayı, abone olmayı sakın unutmayın. Buraya üye ve abone olursanız YouTube kanalımıza, bizi daha yakından takip edip salepçilikle ilgili bilmediğiniz bütün her şeyi buradan öğrenebilirsiniz. Teşekkür ederim.